PKK katliamında kaybettikleri köylü ve yakınlarını andılar. Amerika ve İsrail destekli PKK ve FETÖ terörüne lanet yağdırdılar. Tetikçilerin arkasındaki kuvvet Amerikan emperyalizm ve İsrail siyonizmidir. 25 yıl önce Kemaliye'nin Başbağlar köyünde katledilen 33 köylü için İstanbul Fatih'te anma töreni düzenlendi. 33 rakamını 5 Temmuz'da bu milletin beynine perçinlemeli ki bir daha Başbağlar olmasın bu milletin tarihinde. Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen törene çok sayıda siyasi partiyle demokratik kitle örgütü temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreninde ilk konuşmayı Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya yaptı. Hainler hiçbir zayiat görmeden ellerini kollarını sallaya sallaya köyü terk ettiler ve buhar oldular. Bu katliamda insanlar yok edildi. Bu katliamda hayvanlar yok edildi. Bu katliamda doğa yok edildi. Dikkaya devlet kurumlarını göreve çağırdı. Katliamın aydınlatılmasını istedi. Devletimizden 25 yıldır başbağlara yapılmayan ve yapılamayanları bundan sonra yapmalarını bekliyoruz. Köyümüzün her yönüyle yeniden ihyasını istiyoruz. Savcılarımızdan ceza davasının yeniden açılarak kimlerin bu katliamda rolünün olduğunun bulunması. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel de anma töreninde konuştu. Tetikçilerin arkasındaki kuvvet Amerikan emperyalizm ve İsrail siyonizmidir. Bunu bir defa net saptayacağız. O katilleri, o bizim yoksul köylerimiz üzerine süren ve onları şehit eden merkez bunlardır. Önsel, Amerika ve İsrail destekli PKK ve FETÖ terörüne karşı topyekün mücadele çağrısı yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etrafında milletçe beraber olacağız. Devlet ve hükümet de bu işin başında olacak. Siyasi partiler de bu işin yanında ve destekçisi olacaklar.